güzel yağ döken, benim aile geleneğimi anlatan bir soyadı. Yağcı ve peynirci bir ailenin ferdiyim. Bu coğrafyanın insanıyım. Bu çizgide de devam etmeye çalışıyorum. Bu bir tutku meselesi. Bu sizin yaşam karakterinizle de çok ilgili. Yani ben doğaya yatkın birisiyim. Hayatımı öyle devam ettirmek de istiyorum. Keyif aldığım şey yemek yapmak, paylaşmak. Yani onu tattırmak, onun karşılığını almak. Bu coğrafyada ben hep söylediğim bir şey var. Bir zeytinyağı, iki zeytinyağı, üç zeytinyağı diye hep söylüyorum. Fransızlar bunu bir tereyağı, iki tereyağı, üç tereyağı diye ifade ederler. Adam ekseniz adamın çıkacağı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Sonsuza giden yeşil ve mavi çizginin adı İzmir coğrafyası. Bir kara tarafında yeşil, bir deniz tarafında mavi ve olabildiğince verimli. Bir sürü kültür yan yana yaşamışlar burada. Rumlar var, Museviler var, Sefaviler var, Ermeniler var, Türkler var. Bütün unsurlar birlikte bir arada yaşamışlar. Kültür bulaşıcı bir şeydir. Ve hatta sokaklardan bulaşır. Evlerden evlere, kokudan kokuya, dokudan dokuya yayılır. Eski komşuluklar böyle bakıyorsunuz. En azından bir tabak alışverişi falan olmuş. Hani nasıl yaptın? İşte ikram edilmiş. O tabak geriye boş dönmemiş. Ciddi bir etkileşim var bu kültürün içerisinde. Yemek kültüründe ev yemek kültürü çok önemli bir alan. Hep bence Türkiye'de Anadolu yemek kültüründe de ıskalanan bir alan. Kaybolmaya yüz tutmuş ya da kaybolmuş ya da kaybolacak şeyleri bir ucundan tutup en azından kayıt altına almak bizim mutfağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi. Koyu kestirmeli çorbalar, köpüklü çorbalar falan bugün Anadolu'nun tamamına baktığınızda başka yerde göremeyeceğiniz çorbacılar ve şeyciler var. Sakatatçılar var İzmir'de. Bunların bir kısmı şu anda yok olmuş maalesef. Yine çok önemli bir konu, korunup bir yerde ustaları var, yetişmiş ustaları var. Onları korumak lazım belki. Korunması gereken bir şey daha var. Yani Eskişehir'in eski enerjisinin tekrar canlandırılması gerekir diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi tabii Kemeraltı. Kemeraltı'nın hayatına temas etmediği bir İzmirli yoktur sanırım. Fotoğrafıyla, Ali Galibi'yle, şekercisiyle, tatlıcısıyla, dönercisiyle mutlaka ve mutlaka her İzmirli'nin hayatına dokunan bir yerdir Kemeraltı. Kemeraltı'nın yeniden İzmirli'nin hayatına dokunmasıyla ilgili bir detayın artık şekillenmesi gerektiğine inanıyorum ben. Ahmet Güzelyağ Döken'in İzmir'i peynir, gevrek yiyip İzmir tulumuyla çiğdem çıtlatmak değil. Ben de o kadar bitmiyor. Daha çok yaşamam gerekiyor. Daha çok yaşadığımı hissetmem gerekiyor. İzmir'de benim yaşamışlığım bu coğrafyanın her noktasına temas edebilmemle ilgili. Otuna, çöpüne, denizine, evet gevreğine, peynirine, boyozuna, kumrusuna, her türlü geleneğine ama en önemlisi yaşayan coğrafyasına temas edebildiğim, dokunabildiğim bir İzmir.